Evet, Sayın Başkanım. Çok değerli basın mensupları. Bugün kardeş belediyemiz Trabzon Ortahisar Belediyesi'yle düzenlemiş olduğumuz Hamsi Festivali. İlki gerçekleşen Hamsi Festivali'ni gerçekleştirmek üzere Sayın Belediye Başkanımız, meclis üyeleri, Trabzon'dan Ortahisar Belediyesi'nin meclis üyeleri hepsi buraya teşrif ettiler. Ben teşriflerinden dolayı kendilerine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Burada göreve başlayalı yaklaşık bir sene oldu. Bir sene önce hoş geldin ziyaretlerine gelirlerken yanımıza burada Trabzon Kızıltepe'liler, Trabzon Sporcular Derneği Başkanı yanımızda olarak böyle bir derneğin burada nasıl işi olabilir dedik. Ve öğrendik ki burada yaklaşık 3200'e yakın Trabzon Spor sevdalısı, Kızıltepe'li hemşehrimiz var. Öğrendikten sonra kısa bir müddet geçtikten sonra burada bir Hamsi Festivali yapılması fikriyle bize geldiler. Bunu seve seve kabul ettik. Sağ olsun başkanımız da kırmadılar. Buraya ekibiyle beraber geldiler. Onlara sonsuz teşekkürlerimi hem Kızıltepe'li hemşehrilerim adına hem çalışma arkadaşlarım adına kendilerine teşekkür ediyorum tekrar. Bugün bu etkinlik kapsamında geçtiğimiz 5 gün önce bildiğiniz gibi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ydü. Başkanımız burada 50'ye yakın engelli arkadaşımıza engelli arabası, engelli sandalyesi getirdi. Burada şimdi onların dağıtımını yapacağız. Ben onlar adına da şimdi kendilerine burada teşekkür ederim başkanım. Teşekkür ederim başkanım. Çok teşekkür ederim. Kıymetli kaymakamım, kıymetli hazırın değerli basın mensubu arkadaşlarım. Gerçekten şu anda büyük bir mutluluk içerisindeyim, büyük bir gurur içerisindeyim. Zira ülkemizin en güzel bölgelerinden bir tanesindeyiz. Mardin'imizdeyiz, Kızıltepe'mizdeyiz. Böyle mükemmel bir havada. Kızıltepe'de ben öncelikle geldiğim andan itibaren, bu dakika itibariyle de gördüğüm müthiş bir hüsnü kabul nedeniyle, müthiş bir misafirperverlik nedeniyle evvela Sayın Valimize, kıymetli kaymakamımıza, mesai arkadaşlarına, bütün burada bizi bu şekilde karşılayanlara teşekkür etmek istiyorum. Kıymetli kaymakamımızın da söylediği gibi ülkemizin her tarafında olduğu gibi birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmek adına bir dayanışmayı, bir birlikteliği ortaya koymak adına biz de Trabzon Ortahisar Belediyesi ile birlikte Kızıltepe'mizde müşterek bir çalışma yapmayı düşündük. Ve bu çalışmanın temellerinde de en büyük müsebbipleri arasında da Kızıltepe'mizde değerli kaymakamımızın da ifade ettiği gibi Trabzonsporlar Derneğimizin kıymetli başkanı İbrahim Aydınlı Bey, Şerif Bey arkadaşlarının 2014 yılında belediyemizi ziyaretiyle birlikte başlayan süreci taşıdık, geliştirdik, zenginleştirdik ve bugünlere kadar geldik. Ve 8 ton hamsi ile beraber 800 vakfı kebir ekmeğiyle beraber bugün de Trabzon'dan kalktık, Kızıltepe'mize geldik. İnşallah güzel bir birliktelik adına güzel bir örnek olacağını düşünüyorum. Ülkemizin birliğine, beraberliğine hizmet eden güzel bir örnek olacağını düşünüyorum. Ve bu vesileyle özellikle uluslararası arenada yaşanan son konjonktürel gelişmeleri de dikkate aldığımızda ülkemizin ve bütün vatandaşlarımızın her zamankinden daha çok birliğe, beraberliğe ihtiyacı olduğu bir dönemden geçtiğimiz şu günlerde ve bu topraklarda her zamankinden daha fazla güçlü olmamız, güçlü kalmamız gereken bu dönemlerde bu tür etkinliklerle beraber bu dayanışma ruhuna, bu birliktelik ruhuna da biz bir katkı yapmayı düşündük. Ve bu vesileyle de buradayız. Ben tekrar katkı sağlayan bütün arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bu programımız dahilinde de geçtiğimiz hafta kutladığımız Engelliler Haftası nedeniyle yine burada da bir farkındalık oluşturmak adına engelli vatandaşlarımızın, engelli kardeşlerimizin toplumda engelsizlerle birlikte yaşamasını, o toplumsal intibakı sağlamak adına onların da dertlerine bir çare olalım diye böyle de bir etkinlik düzenledik. Ben tekrar burada bu program nedeniyle kıymetli kaymakamımıza, mesai arkadaşlarına
Yine dün bizi vilayette ağırlayan çok kıymetli valimize ve bu süreçlere katkılar sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Ama bugün Kızıltepe'de, Mardin'de ülkemizin bu bölgesi de huzur içerisindeyse, sükunet içerisindeyse burada tabii ki en büyük katkı ülkemizin doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle her zaman bir ve aynı derecede olmasını sağlayan kıymetli Cumhurbaşkanımızdır. Cumhurbaşkanımıza da bu vesileyle Kızıltepe'den şükranlarımızı ve minnet duygularımızı da arz etmek istiyorum. İlgi gösteren bütün basın mensubu arkadaşlarıma da özellikle teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Basın kaynak. Nasıl? Bulgur. Biz mercimeği konuştuk ama. Evet, Bulgur'la beraber inşallah mercimeği en kısa zamanda. Bulgur ve mercimeği Trabzon'da da bekleriz. O işin sponsorluğu da biz yapıyoruz efendim, o basın merkezi olarak. Şerif Bey'in ilgi alanına giriyor yani. Olur. Revanş olarak değil. Her zaman bekleriz Trabzon'a da. Zaten geliyor buradan dostlarımız ama buradaki bütün dostlarımızı, arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi de bekleriz inşallah. Nasıl ki hamsi yeni çıktı, deniz yağmur aldı, yağlandı, boğazımızdan geçmiyor, kardeşlerimizle paylaşalım dediler. Bizim de dünyanın en kaliteli mercimeği, bulguru yetiştirdiği Kızıltepe Ovası'nda boğazımızdan geçmiyor. Elbette ki Trabzon Meydanı'nda güzel bir festivalle Sayın Başkanımızın da, Kaymakamımızın da katkılarıyla, katılımlarıyla gerçekleştireceğiz inşallah yakın zamanda. Maria. 24 yaşında. Kayıtta mısın? Önemli mi? 24 yaşında. Güneş çok ters. Yok mu güneş gitsen? Güle güle kullananacağım. Biz teşekkür ediyoruz. Orteser Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Allah iyilik versin, şifa versin inşallah. Güle güle kullan. Güle güle kullan. Bak şey yap. Var mı kimin? Tamam. Teşekkür ederim. Sevdin mi? Hayırlı olsun. Hayırlı olsun abla. Bekletmeyelim. Saygıdeğer davetliler, açılış konuşmalarını yapmak üzere Ortahisar Belediye Başkanımız Sayın Avukat Ahmet Metin Genci davet ediyorum. Buyursunlar lütfen. Çok kıymetli Bakan Yardımcım, çok saygıdeğer valim, kıymetli Büyükşehir Belediye'miz Genel Sekreteri, kıymetli kaymakamlarımız, kıymetli belediye meclis üyelerimiz, basınımızın kıymetli temsilcileri, kıymetli protokol ve bugün bu toprakların birliği, beraberliği, kardeşliği adına bu alanı dolduran binlerce Kızıltepe'li kardeşlerimiz, vatandaşlarımız bu güzel buluşmada, bu anlamlı buluşmada
Öncelikle sizleri saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Ve aynı zamanda civar ilçelerimizden, civar illerimizden gelen kardeşlerimize de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Biz Trabzon'dan Ortahisar Belediyesi olarak kıymetli İçişleri Bakanımızın Süleyman Soylu Bey'in başlattığı projeler kapsamında ülkemizin her satını bir ve beraberce kabul ederek bugün Mardin'imizdeyiz, Kızıltepe'mizdeyiz ve burada bulunmaktan, sizlerle beraber bulunmaktan, sizlerle beraber olmaktan büyük bir mutluluk içerisindeyiz, büyük bir şükür içerisindeyiz. Bu manada Cenab-ı Allah'a hamdolsun diyoruz. Kıymetli kardeşlerimiz, kıymetli Kızıltepe'liler, özellikle şu anda yeryüzünün yaşadığı konjonktürü dikkate aldığımızda bugün Müslümanların da kutsal mekanı olan, hepimizin kutsal mekanı olan Kudüs'te yaşananlara dikkate aldığımızda Anadolu'nun insanları olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin asil vatandaşları olarak her zamankinden daha fazla birliğe, beraberliğe, dayanışmaya, kardeşliğe olan ihtiyacımızı vurgulamak istiyorum. Ve bu topraklarda her zamankinden daha fazla, daha güçlü bir Türkiye olmak zorunda olduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Çünkü Allah'a hamdolsun ki şu anda ülkemizin her yerinde olduğu gibi Kızıltepe'mizde de bizler huzur içerisinde, sükunet içerisinde, mutluluk içerisinde, kardeşlik hukukuna dayanır bir şekilde bu etkinliği yaparken maalesef hemen yanı başımızda, Suriye'mizde, Irak'ımızda Müslüman ama gözü yaşlı olan kardeşlerimiz var. Onların da gözü bizim üzerimizde. Onun için Türkiye Cumhuriyeti olarak birlik beraberlik içerisinde kardeşlik hukukumuzu geliştireceğiz ve daha güçlü olacağız. Gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimize de el açacağız. Tıpkı şu anda yaptığımız gibi. Şu anda Suriyeli kardeşlerimizi kucakladığımız gibi. Çünkü bu topraklar üzerindeki medeniyet hepimizin kurduğu. Kızıltepe'deki dedelerimizin de, büyüklerimizin de, Trabzon'umuzdaki dedelerimizin de Çanakkale'de yedi düvele karşı kazandığı ve bizlere vatan toprağı olarak bu coğrafya üzerinde kurulan bu medeniyet hepimize bir yük, bir vazife yüklemektedir. İşte bunların örneği olarak biz bir taraftan bu çalışmaları yürütürken, bir taraftan Mardin ilimizde Sayın Valimizin riyasetinde kıymetli kaymakamlarımızın çalışmalarıyla beraber sizlere hizmet edilirken, bir taraftan da yurdumuzun diğer bir köşesinden, Karadeniz'den, Trabzon'dan gelip sizlerle beraber bir hamsi festivaliyle buluşalım istedik. Herhalde iyi yaptık, değil mi? Trabzon'dan maşallah burada müthiş bir kalabalık var. Ama herkese yetecek kadar hamsi getirdik. Biz Trabzon'dan buraya hamsi getirdik. Biz de burada hamis yemeği yiyerek Trabzon'a döneceğiz. Kızıltepe'mizin en güzel yemeğimizi, Mardin'imizin, Kızıltepe'mizin güzel yemeğinin hamis olduğunu biliyorum. Akşam keş de yedim. Bugün de inşallah sizler hamsi yiyeceksiniz. Biz de hamis yiyeceğiz ve Trabzon'umuza döneceğiz. Değerli valim, değerli bakanım, muhterem konuşmacılarımız var. Onun için sizleri fazla bekletmek istemiyorum. Ama önemine binaen özellikle bu çalışmalarımıza çok çok ciddi katkı sağlayan ve ülkemizin her bir karış toprağında yaşayan vatandaşımızı birinci sınıf vatandaş olarak hizmetine amade olan çok kıymetli Cumhurbaşkanımıza Mardin'imizden, Kızıltepe'mizden şükranlarımızı ve minnetlerimizi sunuyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar.
Cenab-ı Allah başımızdan eksik etmesin. Onun ve çalışma arkadaşlarının sayesinde bugün burada huzur var, sükunet var, mutluluk var, sevinç var, birlik var ve dayanışma var. Ve yanı sıra aynı gayretle, aynı azimle bütün kabine üyelerimizde olduğu gibi çok kıymetli İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Bey'e de özellikle Kızıltepe'mizden şükranlarımızı ve selamlarımızı gönderiyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bir hususu daha paylaşıp sözlerimi noktalayacağım. Çok kıymetli hemşehrilerim, buradaki bütün hazırına hemşerim diye hitap etmekten bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak büyük bir onur duyuyorum, büyük bir gurur duyuyorum. Bu hukukun oluşmasının müsebbipleri var. Onu belirtmek istiyorum. 2014 yılında Ortahisar Belediye Başkanı seçildikten sonra Trabzon'umuza bizleri ziyarete gelen ve aramızda büyük bir dostluk oluşan çok kıymetli Değnek Başkanımız, Trabzonsporlar Değnek Başkanımız İbrahim Aydınlı Bey ve çalışma arkadaşları böyle adımlar atmanın zeminini oluşturdular. Ve bize dediler ki, Sayın Başkanım, Kızıltepe'de Trabzonsporlar Değneği'nin o zaman itibariyleki rakamını söylüyorum, 3200 tane üyesi var. Gerçekten bundan çok mutlu olduk. Öncelikle çok şaşırdık ama çok mutlu olduk. Şu anda da Kızıltepe'mizde Trabzonsporlar Değneğimizin açılışını da yaptık. Sayın Valim, Sayın Bakanım, 3529 tane üyesi var. Yani bundan dolayı da büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ve İbrahim Bey'e, çalışma arkadaşlarına, Trabzon'dan da bu işin ayağında gönüllü ve fedakarca çalışan Ahmet Kürekçi kardeşime ve arkadaşlarına çok çok teşekkür ediyorum. Ve bu vesileyle sözlerimi noktalarken buralara müthiş bir heyecanla beraber hizmet eden Sayın Valimize, çok kıymetli kaymakamlarımıza, bütün mesai arkadaşlarına, Trabzon'dan bu etkinlik için çaba sarf eden bütün mesai arkadaşlarımıza, basın mensuplarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hepsine yürekten müteşekkiriz. Bu güzel ortamı sağladıkları için. Son olarak da diyoruz ki, bütün ülkemize sesleniyoruz. Hatta bu güzel toprakları nifak tohumu ekmek isteyenlere karşı, bölmek isteyenlere karşı, içeriden dışarıdan hepsine sesleniyoruz. Bütün dünyaya sesleniyoruz. Kızıltepe Belediye Meydanı'ndan sesleniyoruz. Trabzon'umuzda, Mardin'imizde kardeştir, biriz, beraberiz, kardeşiz. İlelebette bu kardeşliğimiz devam edecek diyorum. Ve bu vesileyle tekrar hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Ve burada bulunan bütün misafirlerimizi her zaman başımız gözümüz üstünde ağırlamak üzere Trabzon'a da bekliyorum. Şeref verirsiniz, hoş gelirsiniz, sefalar getirirsiniz. Tekrar hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hepinize afiyet olsun diyorum. Kızıltepe Kaymakamı Sayın Ahmet Odabaşı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Sayın Bakanım, Sayın Valim, çok değerli Ortahisar Belediye Başkanım, kıymetli meslektaşlarım, çok değerli Kızıltepe'li hemşerilerim, hepinize hoş geldiniz diyorum. Sayın Bakanım, 5 Aralık 2016 tarihinden itibaren Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirmiş bulunmaktayım efendim. Görevlendirmemiz yapıldığında Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın ve Sayın İçişleri Bakanımızın bizlere ilk talimatları, gittiğiniz yerlerde ilk önce gönülleri imar edecek, daha sonra şehirleri imar edeceksiniz de. Bugün mutlulukla görüyorum ki, müşahede ediyorum ki burada memleketimizin birliği,
dirliği ve gönüllerin imarı için Mardin genelinde olmak üzere çok güzel işler yapılmış bulunmakta. Bugün bu kalabalık bize bunu çok güzel bir şekilde gösteriyor. Bugün bu birlikteliğe, beraberliğe ve kardeşliğe büyük katkı sağlayan çok değerli belediye başkanımız Ortahisar Belediye Başkanı'na, Trabzonlu hemşehrilerimize, belediye çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Ve hepinize afiyet olsun diyorum. Ve konuşmalarını yapmak üzere Mardin Valisi Sayın Mustafa Yaman'a davetimi arz ediyorum, buyursunlar lütfen. Kıymetli kaymakamlarımız, kaymakam belediye başkanlarımız, belediye başkanlarımız, tabi Ortahisar Belediye Başkanı özellikle hoş geldiniz diyeceğim ona biraz sonra. Değerli mesai arkadaşlarım, kıymetli hemşerilerim, kıymetli Kızıltepe'liler, çevre illerden, ilçelerden gelen değerli hemşerilerimiz, elbette Trabzon'dan gelen kıymetli konuklarımız, hemşerilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Biraz önce Ortahisar Belediye Başkanımız bu işin safahatını anlatmıştı. Ben de çok kısa söyleyeyim. Bildiğiniz gibi mesai arkadaşım, Yiğit kardeşim Muhammed Fatih Safi Türk'ün hunharca, alçakça şehit edilmesinden sonra onun da arzusu üzerine Sayın Bakanımızın ve Trabzon'daki dostlarımızın da girişimleriyle bu kardeşlik köprüsünü başlatmıştık. İyi ki de başlatmışız başkanım. Gördüğünüz tabloyu. Bu meydan şimdi bir kardeşlik meydanı oldu. O zaman hemşerilerimizle beraber buradan Kudüs'e selam diyelim. Buradan Arakan'a selam diyelim. Buradan Balkanlara selam diyelim. Buradan Trabzon'a, buradan Artvin'e, buradan İstanbul'a, Edirne'ye, Konya'ya, buradan Antalya'ya, yurdumuza ve bütün dünyadaki mazlum insanlara selam diyelim. Bu kardeşliğimizi, bu birlik beraberliğimizi devam ettirdiğimiz sürece de hem Mezopotamya, merkezi Mardin olmak üzere hem bölgemiz, hem bu coğrafyada bütün zalimlikler, bütün hunharlıklar, bütün alçaklıklar son bulacak inşallah. Ben elbette bunun mimarları var. Ben de sizi fazla bekletmeyeceğim. Teşekkür edeceğim. Elbette Sayın Cumhurbaşkanımıza, huzurlarınıza teşekkür ediyoruz. Sayın Başbakanımıza ve hükümetimize ve elbette İçişleri Bakanımıza, çünkü o başlattı, huzurlarınıza teşekkür ediyoruz. Trabzon hemşehrilerime Ortahisar Belediye Başkanı'nın başkanlığında huzurlarınıza teşekkür ediyoruz. Oradaki sivil toplum kuruluşlarına, bize bu heyecanı yaşatan ve bu heyecanı hala yaşayan kıymetli Trabzonlu hemşehrilerimize huzurlarınıza teşekkür ediyoruz. Elbette burada Trabzonlar Derneği var, onun üyelerine, başkanına, huzurlarınıza teşekkür ediyoruz. Ve elbette siz değerli Kızıltepe'lilere, hemşehrilerime, Mardinlere huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Hatırlarsınız 1,5 sene önce burada Sayın Cumhurbaşkanımızın icazetiyle Bakanlar Kurulu kararıyla vali olduğumuzda hep şunu söylemiştik. Şehir morali bozuk ve bir travma yaşıyor. Şehir operasyonlar yapılmıştı. Sabredin, iyi olacak demiştik. Siz sabrettiniz. Siz sabrettiniz ve iyi oldu. Gördüğünüz gibi her yer neşeli, her yerde yatırım, her yerde hizmet. Bundan sonra siz isteyeceksiniz. Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz destekleri biz de yapacağız. Ben bu vesileyle tekrar kıymetli hemşehrilerime, Trabzon'dan gelen hemşehrilerime huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Allah'a ısmarladık. Çok değerli valim, çok değerli meslektaşlarım, mesai arkadaşlarım, kıymetli Ortahisar Belediye Başkanım, yıllardır özlediğimiz bu tabloyu yaşatmak, bu meydanda bir kez daha Kızıltepe'li hemşerilerimizle kucaklaşabilmek, kaynaşabilmek adına burada bulunma duyarlılığını gösteren Trabzon'dan gelen sevgili hemşerilerim, kıymetli Kızıltepe'liler, gerçekten çok özlediğimiz,
Çok beklediğimiz bu günlere bizleri bir kez daha kavuşturan Rabbime şükrederek hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben tesadüfen geldim. Böyle bir etkinlikten haberim olarak da gelmedim. 15 Temmuz'da yaşadığımız o vahşi, o hain, o alçak teşebbüsten sonra bir kez daha ama çok güçlü bir şekilde anladık ki bizim bu topraklardan başka gidecek yerimiz yok. Bizim bizden başka da dostumuz yok. Çevremizi kan gölüne çevirenler, çevremizde her ülkenin içine nifak sokanlar, o mazlum coğrafyanın müminleri üzerinde ürettikleri her silahı deneyenler, sonunda bu coğrafyada bizden başka devlet bırakmadılar. Bizden başka direnebilen millet de bırakmadılar. Hep beraber aklımızı başımıza almak ve bu topraklarda kardeşliğimizi tesis ederek, birliğimize, beraberliğimize sahip çıkarak sadece Anadolu'nun değil, bütün mazlumların umudu olmaya devam etmeliydik. Onun için Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Başbakanımızın riyasetinde, değerli İçişleri Bakanımızın komutasında gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Ben Mardin ilimizi, kayyum belediye başkanlarımızı, güvenlik güçlerimizi ziyaret etmek, onlarla hasbihal etmek için gelmiştim. Her hafta sonu bir ilimize gidiyoruz. Süleyman Soylu Bakanımız bir tarafta, onun ekibinde bizler başka bir tarafta. Gece gündüz durmadan çalışacağız. Kendimize yatağı da haram edeceğiz, döşeği de haram edeceğiz. Ama Suriye'de yaptıklarını, Irak'ta yapabildiklerini, Libya'da yapabildiklerini Türkiye'de yaptırmayacağız. Hep birlikte bu toprakların her köşesinde barış hakim olacak, huzur hakim olacak, güven hakim olacak. Bizim canımıza, bizim malımıza, bizim evlatlarımıza kast edecek PKK'sı da, DEAŞ'ı da, FETÖ'sü da tek bir hain kalmayana kadar sizlerle beraber mücadelemize devam edeceğiz. İnşallah bu meydanlarda daha çok kutlamalar yapacağız. Bu meydanlarda daha çok halaylar çekeceğiz ve hep birlikte geleceğe yürüyeceğiz. Bizi buralarda buluşturan, bu güzel etkinliklerle bir araya gelmemizi sağlayan Ortahisar Belediye Başkanımıza, Kızıltepe'mizin değerli kaymakamı ve belediye başkanına, Mardin'de ahenk içinde, uyum içinde sizlerin yeniden hizmetlerle buluşması, devletimizin verdiği paraların, sizlerin ödediği vergilerin yeniden sizlere hizmet olarak ulaşmasında emek veren bütün kaymakamlarımıza, belediye başkanlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ve başta Süleyman Soylu Bakanımız olmak üzere gözü burada, aklı burada, fikri burada olan bütün devlet büyüklerimizin selamlarını, sevgilerini, saygılarını ve iyi dileklerini iletiyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun değerli hemşehrilerim. Sağ olun. Trabzon Terkaresi'ni getirdik. Bizim yöresel el sanatlarımızın. Sayın Valim buyursunlar lütfen. Sayın Kaymakamım, Belediye Başkan Vekilim buyursunlar lütfen. Takdim edeceklerdir. Thank you.
Sayın Salih Çoro, hoş geldiniz. Orta Hisar Belediye Başkanım, velhasıl şu an meydanda bu coşkulu anı hep birlikte yaşayan herkesi hürmetle, sevgiyle selamlıyorum. Kızıltepe'de böyle bir festivalin düzenlenmesinin ne kadar önemli olduğunu hep beraber görüyoruz, tanık oluyoruz. İnanın şu tabloya baktığım zaman keşke bu güzel ülkenin çeşitli bölgeleriyle Kızıltepe'nin, güzel Mardin'imizin arasındaki köprüler, kardeşlik köprüleri, hoşgörü köprüleri, sevgi, barış köprüleri yıllar yıllar öncesinden inşa edilebilseydi diyorum. Ama hiçbir şey, bazı adımlar halkı memnun edecek, halkı iyi hissettirecek önemli projeler için geç sayılmaz. Bu projede elbette ki Kızıltepe için geç bir proje değildir. Tam vaktiydi, tam zamanıydı. Yolda gelirken arkadaşlarla şakalaştım. Dedim ki bu festival Hamsi'nin Mezopotamya seyahati gibidir. Hamsi şimdi Mezopotamya topraklarında, kısmet olursa belki Arapçayı da Kürtçeyi de öğretiriz bu Hamsi'ye. Ondan sonra afiyetle sofralarımızda tadına bakarız. Değerli kardeşlerim, sizi bu duygulu ve düşüncelerle selamlıyorum. Kızıltepe'miz bizim gözbebeği bir ilçemiz, gözbebeğimiz bir ilçemiz. Ve inşallah bu türden bizi bir araya getiren, bize kardeşliği, ortak tarihdaşlığımızı, ortak tarihi mirasımızı, değerlerimizi hatırlatan daha başka yeni ve güzel projelere hep beraber imza atarız. O projelerin tadını hep beraber çıkarırız. Afiyet olsun efendim Hamsi'ye. Hoş geldin diyoruz Kızıltepe toprağına. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet, Trabzon milletvekilimiz Avukat Salih Çoro aramıza. Güzel alkışlarınızı onun için istiyorum şimdi. Sayın Bakanım, çok kıymetli valim, değerli milletvekili arkadaşlarım, çok kıymetli belediye başkanlarım ve bugün burada bizleri coşkuyla, heyecanla, bağrına basan, yüreğine basan çok değerli Kızıltepe'li, Mardinli hemşehrilerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Kırmızının da ifade ettiği gibi kırmızı çizgimizdir. Bugün Mardin'de de şunu ifade etmeliyim ki Mardin'de birçok etnik kimliğin, birçok inancın birlikte hoşgörü içerisinde, uzlaşı içerisinde yaşadığı bir ildir. Biz Mardin'den bütün dünyaya sesleniyoruz. Biz Mardin'den aynı kaderdaş, aynı duygudaş, aynı tarihtaş kültürüyle bir ve beraber yaşayanlar olarak dünyaya sesleniyoruz. Diyoruz ki Kudüs Müslümanların ortak noktasıdır. Kudüs Filistin'in başkentidir. İsrail'in başkenti dün Londra'ydı, şimdi de Washington'dur. Dolayısıyla İslam Birliği'ni Müslümanları ayırmaya çalışanlara karşı aynı Mardin'de tüm vatandaşlarımız nasıl bir ve beraber duruyorsa bizlerin de aynı şekilde bir ve beraber olmamız gerekiyor. Bu festivali düzenleyen çok kıymetli belediye başkanımıza, aynı zamanda kardeşlik projesinin temsilcisi Sayın Ahmet Gülekçi'ye teşekkür ediyoruz. Mardin'i ayrıca şu yönüyle seviyoruz. Mardin'de çok koyu, bizden daha fanatik Trabzonsporluları görüyorum. İnşallah Kasımpaşa maçını, yarınki Kasımpaşa maçını aldığımızda da
Trabzon Spor bu yıl şampiyonluğun en güçlü adaylarından birisi olacaktır. Bizi burada karşıladığınız için bu görkemli, bu muhteşem kalabalıkla beraber birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik duygumuzu pekiştirdiğiniz için her birinize teşekkür ediyorum. İnşallah sizleri Trabzon'da da misafir etmek istiyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Bordo. Duymuyorum. Bordo. 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 En büyük şampiyon. Hepinize teşekkür ediyorum.